Arkadaş sordu, bu enerji, bu neşe niye? Diyelim mi, var mı? Başka bir şey de var bunun. Kantara bal abi, kantara bal. Bal, bildiğiniz bal ama kantara bal. Ah anam, güzellik güzellik. Efendim, sevgili Nuraycık Lefke'de dedesiyle, Soner dedeciyle bizi seyreder. Nuray Kargılı'ya selamlarımızı gönderiyoruz. El sallıyoruz sevgilerimizle birlikte. Hayat Diker bize günaydın demiş. Hakan Özpolat, ne olacak bu döviz abi diyor. Frivil gider Enis aşağı, o da doğru. Sağlık, polis, belediye çalışanlarına hep teşekkür ettik ama banka çalışanlarını unuttuk diyor Necdet Ahmet Özkan. Asla. Banka çalışanlarımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Akif Serin'e, Hamza Elhan'a çok çok sevgiler, saygılar. Daniela Gassias, news from Turkey dedi. No news from Turkey. News from Cyprus. Yes, here. Galimera. Ve Esel Dal, Galimera değil, Casillas soyadı. Daniela Casillas. İki Casillas vardı bizim Real Madrid'de. Kaleci, bu da herhalde kardeşidir bilmiyorum. Ama selamlarımızı ediyoruz. Bilmiyorum. Ama böyle de bir mesaj geldi yani. Nasip Fikret Asilkanlı günaydındılar. Tükendiğimizin itirafıdır diyor Çin'e dava açma şey meselesi. Nasrettin Hoca göle bir kaşık yoğurtmaya koymuş ya tutarsa. Çok güzel, çok güzel bu benzetme. Rasim Guseynov günaydınlar. İnsanlar değişir, onlar genellikle asla olmam dedikleri insanlar olmaya başlarlar. Allah sizden razı olsun, iyi ki varsınız, iyi yayınlar. Sevgilerimle, sevgimle Rasim. Rasim Guseynov'a biz de selamlarımızı iletiyoruz. Kardeşimize, Murat Gökçe kardeşimize de selamlar. Ve doktorumuz Sayın Hakan Dinçürek, eski bakanımız, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı ve bizim komitemizin, sağlık komitemizin, koordinasyon konseyinin, çok özür dilerim, üyesi. Günaydınlar Sayın Doktorum, nasılsınız? Günaydınlar. Bizi izleyen, dinleyen herkese hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Neler söyleyeceksiniz bizlere Sayın Bakanım diyeyim, Sayın vallahi, Doktorum? Önce, yani sağlık sürecini... O kadar çok böyle negatif mesajlar var ki, evet. Ben bugün iyi bir şeylerle başlamak isterim. Şunu söylemek isterim. Sağlık hizmetleri açısından 2 ay öncesine göre biz çok daha güçlüyüz. Bunu neye göre söylüyoruz? Bir, Mart ayının başında sağlık sisteminin amiral gemisi Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yangın çıkmış. Ana fonksiyonları, ana atar damarları, yoğun bakım ameliyathanesi, anjiyosu, kardiyovasküler cerrahisi, onun yoğun bakımı, her yer çökmüş durumda. Şu anda yaralarını sarmış bir Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yoğun bakım serisi yeniden açılmış, ilave solunum cihazları takviyesi yapılmış, yangında zarar gören, kullanılmaz hale gelen bütün cihazların hepsi yenilenmiş ve yangın öncesi konumunun %50 daha fazla solunum cihazı kapasitesine, hatta %50'den de fazla solunum cihazı kapasitesine sahip bir Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, devre dışı kalmış yoğun bakım servisi ayarlanmış. Hastanenin arkasında ayaktan tanı merkezi diye bilinen bölümün üst katına 30 odaya istendiğinde çift yatak, 60 yatak kapasitesine çıkabilecek altyapısıyla, cihazlarıyla tamamen hazırlanmış Covid-19'la mücadelede kullanılabilecek bir yoğun bakım ünitesi hazırlanmış. Nöroloji yoğun bakım diye bilinen ve 6 yatak kapasiteli yoğun bakım da aynı zamanda Covid-19'la mücadeleye ayrılmış. Yani toplam 36 ilk etapta 36 ihtiyaca binaen 66'ya çıkabilecek bir yoğun bakım servisi diyebileceğimiz tedbirler alınmış. Toplum olarak biz hiçbir şeyi COVID'le mücadele konusunda 2 ay önce kimsenin bir bilgisi yoktu, ciddiye aldığı da yoktu. Yani Çin'deki olay Çin'i ilgilendirir zannediyorduk. Halbuki kapımızı çok çabuk çaldı. Ve hayatımızı
bir yerlerden alıp çok başka yerlere götürdü. Ekonomimiz, sosyal hayatımız, huzurumuz, psikolojimiz, her şeyimiz bir anda alt üst oldu. Ona rağmen ben gözlemlediklerimi söylüyorum. Sağlık açısından önce konuşacak olursak, çok hızlı bir şekilde bir reorganizasyon oldu. Toplum, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler çok olumlu sürece katkı koydu ve insanlarımız önce bilinçlendi, farkındalık yaratıldı. Nedir bu COVID-19? Nasıl bulaşır insanlara? Nasıl korunabiliriz? Neler yapar? Belirtileri nelerdir? Hangi konuda sağlık servislerine müracaat etmemiz lazım ya da hekim arkadaşlara müracaat etmemiz gerektiği konusunda toplum çok iyi bilinçlendi. Aynı zamanda sağlıkta kullanılan koruyucu sarf malzemeler, tedavide kullanılan malzemeler konusunda da iki ay öncesine göre çok 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 fazla güçlü bir duruma geldik. Bu hastalığı tanımak, teşhisini koymak noktasındaki testlerimiz konusunda da biz sıfırdık. Şu anda çok güçlü bir durumdayız. İşte az yaptık, çok yaptık tartışmaları testlere bakarsak an itibariyle test sayımız 10.000'i buldu. Benim bildiğim kadarıyla yaklaşık bir hafta içerisinde neredeyse hedef 20.000'i yakalamaktır. KKTC'de yaşayan şu an itibariyle bir 400.000 nüfus olduğu varsayılırsa 20.000'e yakaladığımız zaman bu yaklaşık nüfusun %4'ü 5'i civarında bir rakama gelecek ki bu dünya ortalamalarına da baktığınızda çok oldukça güçlü bir rakam olarak önümüzde duracak. Yani biz sağlık açısından baktığımızda bu eve kapandığımız dönemde salgının bir anda topluma yayılması önlendi. Bu hem insanımızın direkt sağlığının korunmasına sebebiyet verdi. Bir de bir anda hastalık yayılırsa bir anda hastaneye müracaat eden hasta sayısı o kadar çok artabilirdi ki savunmasız olan sağlık servislerimiz bunu karşılayamayabilirdi. Şu anda öyle değiliz. Şu anda çok daha güçlüyüz. Bu öncelikle halkımızın yüreğine bir nebze olsun su serpecek bir bilgi olarak ben bunu sevinerek paylaşmak isterim. Ama bir şeye de vurgu yapmak isterim. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni bir dünya olacak. Klasik bir laftır ya derler hep. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet, bence de artık COVID-19 sonrası dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Birçok alışkanlığımız değişeceğine inanırım. Sosyal hayatta, iş hayatında, ekonomide. Belki en basitinden halkın anlayabileceği şekilde düğün, sünnet töreni alışkanlıklarımız, geleneklerimiz belki değişecek. Belki iş hayatında yeni konseptler ortaya çıkacak. Örneğin eskiden bizim topluma uzak olan bir home office kavramı. Yani insanlar evinin bir odasını iş yerine çevirdi ve evinden internet bilgisayar üzerinden iş ilişkilerini, ticaretini, para akışını, her şeyini, siparişleri alıyor, teslimatı yapıyor, dünyanın bir yerinde malı buluyor, başka yere satıyor, para transferlerini oturduğu yerden yapıyor ve evinde çayını, kahvesini yudumlarken işini de yapıyor. Bizim ülkemizde de ben yakın çevremden çok görüyorum, birçok iş yeri yavaş yavaş evinin bir odasını çalışma ofisine dönüştürmüş ve işlerini, durumunu, parasal akışlarını, banka durumlarını evde idare etmeye başlamış. Yani bir nevi home office'e dönüş ülkemizde de yavaş yavaş alışkanlık olarak ortaya çıktı diye düşünüyorum. Biliyorsunuz yani belirli rakamları herkes biliyor ama bunlar bence önemli şeyler. Toplamda
Bugün itibariyle 10 bin civarında bir test yapıldı. Ülkemizde 108 vaka tespit edildi. Bunların 31'i Almandı. 77'si yerli KKTC vatandaşı. Toplam 4 kaybımız var. Şu an ise hasta sayısı 5 ve bu 5 hasta sayısının sadece 1'i tedavi alıyor. 4'ü izolasyon takiplerde tutuluyor. Herhangi bir tedavi almadan bu süreci götürüyor. Bu da tabii ki bizim için ayrıca yüz güldürücü bir durum. Ve biliyorsunuz ki tedavi alanlar da kategori kategoridir. Bazıları yoğun bakım ister, bazıları solunum cihazı desteğine ihtiyaç duyar. Şu andaki tek hastamızın durumu da stabil. Herhangi bir yoğun bakım şartlarına ihtiyacı yok. Bu da ülkemiz adına COVID-19'la mücadele noktasında bence birinci dalga diyebileceğimiz ilk salgını KKTC en az hasarla, başarıyla sağlık açısından, insan sağlığı açısından atlatmış durumdadır. Yalnız burada Sayın İncirli, net bir mesaj verelim. Yanlış bir tarafa gitmesin konuşmamız. Biz birinci dalgayı atlattık. Yani bu salgını, bu hastalığı bizim için bitti artık. İşte 10 kusur gündür yapılan binlerce testte negatif vaka çıkıyor. Demek ki biz bu hastalığı yendik, bitti, kurtulduk. Böyle bir şey düşünen olursa hakikaten böyle bir şey yok. Biz şu an için dış dünyaya kapandık. Bu çok önemli bir ada ülkesinin ve nüfusumuzun az olmasının bize sağladığı bir avantajdı. Ve hükümet gerekli zamanlarda gerekli sert tedbirleri alarak içe kapandık ve yayılımı önledik. Yayılımı önlediğimiz için de mevcutlar yavaş yavaş ya iyileşti ya tanıları kondu, tedavi edildi. Bir şekliyle biz birinci dalgayı kapattık. Ama dünya bu sorunu çözmedikçe, yanı başımızdaki kuzeydeki Rum tarafı bu hastalıkla hala daha uğraşırken, en çok ilişkimizin olduğu ülke, anavatan Türkiye ile ciddi bir şekilde bu hastalıkla mücadelede devam ederken ve dünyanın geneli bu hastalıkla hala daha mücadele ederken bizim bundan soyutlanmamız mümkün değildir. Sadece içimize kapanarak zaman kazanabiliriz. Yapılan testlerde, tabii ki bunları söylemek şu an için belki daha erken, haftaya çok daha net konuşabileceğiz 20 bin sayısına yaklaştığımız zaman, ama toplumun bu hastalığa karşı bir direnci daha oluşmamış. Yani toplum bu hastalıkla karşı karşıya gelmedi şu anda. Geniş anlamdaki insan popülasyonunu biliyorum. Biz bu hastalıkla karşı karşıya gelmedikse hala daha potansiyel olarak bu hastalık bizim için, toplumumuz için büyük bir risk teşkil eder. Ne zaman? Eğer dıştan yine ithal bu hastalık ülkemize gelirse. Dıştan ülkemize gelmenin çeşitli yolları var. Örneğin normal uçak seferleri ve yolcular, turizm açılmış olsa dıştan gelir. Dünyada turizm durdu, ülkemizde de kapandı uçuşlar ve durdu. Ama her zaman bir ülkeye insanlar legal yollardan gelmez. Bazen illegal yollarla geçişler de vardır. İşte bizim her zamankinden çok daha fazla kaçak insan transferinin, insan sınır geçişlerinin çok daha fazla kontrol altında tutulması gerektiğine inanırım. Bu hastalığın, atıyorum, güneyden bizim tarafa çeşitli sebeplerle kaçak yolu girmeye çalışan insanlar, bu kaçak ticaret olabilir, kaçakçılık olabilir, başka insani sebepler olabilir, bilemiyorum, ama ne gerekçeyle olursa olsun sınır ihlallerinin, kontrolsüz geçişlerinin savunmasız direnç oluşmamış KKTC insanı üzerine, sağlığı üzerine ciddi bir tehdit
oluşturduğunu söylemek isterim. Bunun için sadece kolluk kuvvetleri, yani polisimiz, sınırdaki gümrükçüler, askeri tedbirlerle başa çıkılamayacağını söylemek isterim. Her zamankinden daha fazla onlar birincil olarak sorumludurlar ama vatandaşımıza da görev düşer. Bir şey olduğu zaman herkes duyarlı olup bunu ya ihbar etmelidir ya engellemelidir. Çünkü söz konusu olan bir kişinin kaçak ticaret yapması veya insani bir sebeple sınırı delmesi, geçmesi değildir. Aynı anda toplumu hasta edebilecek bir virüsü toplumun geneline bulaştırma potansiyeli olduğunu hepimiz bilmeliyiz. Evet. En önemli nokta kaçak olan kontrolsüz, kayıtsız geçişler. Biz de tabii ki ülkemizde, Sayın İncirli biliyorsunuz, hayatın devam etmesi için gerek sağlık, gerekse yaşamın ihtiyaç duyduğu gıda ve işte sağlık, evin hijyenik ortamların sağlanması için kullanılan bir sürü malzememiz var ve sürekli tüketiyoruz. Bunların ikmali de söz konusu. Çünkü bunların tamamını biz kendi ülkemizde üretip de kendi içinde yeten bir ekonomiye sahip değiliz. Dolayısıyla mecburen özellikle şu sıralar deniz yoluyla belirli aralarından gemi seferleri yapılıp ülkemizin ihtiyaç duyduğu gıda ve diğer malzemelerin gelmesi sağlanıyor. İşte bu tür ikmal sağlanan noktalarda kontrollerin ve tedbirlerin maksimuma alınması söz konusudur. Bunun hayat eğer önümüzdeki hafta itibariyle normale dönmeye başlarsa bile bu aldığımız tedbirlerden asla taviz vermeden devam etmemiz lazım. Burada işte devlet gerekenini yapsın, gerekli düzenlemeleri alsın, yapsın, talimatları, genelgeleri yayınlasın demeyle iş bitmiyor. Çünkü bunları uygulayacak olan, bunlara uyacak olan insandır. Bireydir. Hepimiz. Sevgili doktorum. Ve insan faktörünün devreye girdiği her yerde bir zafiyet söz konusu olabilir. Orada bir soru işareti olabilir. Dolayısıyla COVID-19'la mücadelede belki ülkemizdeki her sorunla mücadelede olduğundan daha fazla bireylere, insanımıza görev düşüyor. Sevgili doktorum. Toplum, vatandaşlar üzerine düşen görev noktasında başarılı mı, yeterli mi? Bence Kıbrıs Türk toplumu son derece büyük bir uyum, özveri ve işbirliğiyle bu salgının bu kadar az hasarla atlatılması noktasında ciddi bir şekilde uyum gösterdi ve bence çok başarılıyız. Bunu devam ettirmemiz lazım. Evet. Hayat normale gelirse biz bitirdik de normale geldi. Hayır. Biz dışa kapanıyoruz. İçeride ciddi bir tehlike kalmadı ve içeride biz nasıl yaşamamız gerektiğini biliyorsak onu hayata geçirebilmeliyiz. Şunu söylemek isterim. Sevgili doktorum, koruyacağız. Sevgili doktorum, beni galiba işitmezsiniz ama bu ayrı tartışılacak bir şey. Ama sosyal mesafeyi koruyacağız. Sokakta maskeyle dolaşacağız. Evet. Ve hijyen kurallarına maksimum özen göstereceğiz. Bunların tamamı hepimizin dikkat etmesi gereken şeylerdir. Sayın doktorum, sevgili doktorum, bir şey sormak isterim. Vatandaşın da sorusu var. Birincisi, kısmi sokağa çıkma bu 4 Mayıs'tan itibaren iptal mi olacak? Yoksa devam mı edecek? Bu konuda bir bilginiz var mı? İkincisi de o 1500 TL'ler ne olacak sorusu var. Bilginiz varsa çok kısa alalım bunları da. Tabii bunların birinci derecede karar merci ben olmadığım için bunlar hakkında sadece bilebildiğim kadarıyla kendi fikirlerimi söyleyebilirim.
şunu söylemek isterim. Öncelikle kısmi sokağa çıkma yasağı ve benzeri noktalardaki kararları sanırım bugün Bakanlar Kurulu değerlendirip kendi içerisinde tartışarak bir adım ileriye götürüp karara bağlayacağını düşünürüm. İkincisi, yani bugünkü Bakanlar Kurulu muhtemelen önümüzdeki yol haritası konusunda bir açılım yapacak diye düşünüyorum. İkincisi, 1500 TL'lerle ilgili biliyorsunuz Sayın Bakan'ın da açıklamaları var. İlk etapta bir ciddi rakamda bir müracaatın olduğu bellidir. 1500 TL'ler önceden vaat edildiği gibi ödenecektir. Evet. Bir de Sayın Bakanım, Kemal Köseoğlu soruyor, futbol olayı nedir, tavsiyeniz futbolla ilgili ne olacak, futbol ilginizi biliyoruz bu konuda da. Bir kere bir taraftan insan sağlığı, öbür taraftan sosyal yaşam ve spor. Spor insanların moral motivasyonu içinde çok 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 önemlidir diye düşünüyorum. Ve spor müsabakalarını konusunda verilecek karar bence şeyi gösterir. Yani bugün spor müsabakalarına başlayacaksınız diye karar alırsanız yarın zaten başlayamazsınız. Hazırlık dönemleri vardır. Sporcuların sporcu sağlığı da çok önemlidir. Sakatlanmamaları için düzgün bir hazırlık dönemi geçirmeleri lazım. Sezon açılışı gibi. Çünkü ciddi bir aradır bu. Ve bireysel olarak insanlara, sporcularımıza evinizde siz bireysel antrenmanlarınızı yapın desek dahi, hele hele bizim ülkemizde üst düzey profesyonelliğin asla olmadığı bir ortamda bunu sağlamak mümkün değildir. Dolayısıyla siz 1,5 ay sonra maçlara başlayacağınızı varsayarsanız belki bugünden antrenman startı vermeniz gerekecek diye düşünüyorum. Bir ortopedist olarak, bir spor hekimliği konusunda uzun yıllar çalışan biri olarak onu söylemek isterim. Dolayısıyla spor çok önemlidir. İnsanların sadece sosyal anlamda değil, moral motivasyonunu da üst düzeye çekecek bir durumdur. Bir günde alınacak kararla geriye dönülmesi mümkün olmayan bir konudur. Seyircisiz sporun ya da futbolun bence bir anlamda olmadığını düşünürüm. Yani biz işte maçları seyircisiz oynatalım, ligler bitsin. Yani bu teknik olarak, teorik olarak olur ama ben bir spor sever, futbol sever olarak söyleyeyim. Televizyondan bile izlesem o maçı asla statta izlediğim maçın keyfini almam. Seyircisiz bir futbol ne izleyene, ne oynayana, ne sahada kenardaki yedek ve teknik ekibe, kulübeye motivasyon sağladığına inanmam. Dolayısıyla seyircili spora döneceğimiz ortamın sağlanacağına inandığımız sürenin 1-1,5 ay öncesinde spora, futbola anlamında söylersek de futbola bir an start vereceğiz. Ondan sonra başlayacak. Bunun tarihini vermek için şu an için erken olduğunu düşünüyorum. Ben bireysel olarak, Doktor Hakan Dinçürek olarak söylerim bunu. Sebebi ise önümüzdeki günlerde açılımı görmemiz lazım. Hayatın yavaş yavaş normale gelmesini görmemiz lazım. Maskeyle, sosyal mesafe korunarak ve beraberinde hijyen kurallarına maksimum uyarak hayata bir dönelim. Bir patlama olmazsa, ki ben olacağına inanmıyorum çünkü yapılan taramalarda da ortada bir hasta yok. Ve normal bir patlama olmadığı takdirde hayatımızı yavaş yavaş kendi içimizde sürdürmeye giderek artan bir şiddetle devam edeceğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Dinçürek. Yol haritası veya ilkeler bunlar olacak. Çok çok teşekkür ediyoruz. Saygılar ve sevgilerle sizi uğurluyoruz. Ben çok çok hepinize çok çok sağ olun. Sağlıklı, mutlu, güzel günler, yarınlar dilerim. Bizi izleyen, dinleyen, yurt içinde, yurt dışında herkese sağlıklar, huzurlar, iyi günler.
Çok sağ olun. Evet, Doktor Hakan Dinçyürek, hem doktorumuz hem Koordinasyon Konseyi'nin üyesi, eski bakanımız, İhtiyat Sandığı'nın da dairesinin yönetim kurulu başkanı. Çok çok teşekkür ediyoruz katkıları için. Biz gazetelerimizle devam edeceğiz şimdi. Rahmi Özsan abim, öpüyorum ellerinden. Polat Selçuklu, yardıma muhtaç insanlar bulunsun. Özellikle çocukların süt ve temel ihtiyaçları devlet tarafından verilsin. Kimse gıdasız kalmasın diyor Polat Selçuklu. Muhteşem bir yorum. Yusuf Başat, günaydın. Çimen Celal, Avustralya'nın soğuk ve yağmurlu gününde bize selam etmiş. Mustafa Özadalı, Polat Selçuklu'yu tebrik ediyor. Çok güzel bir saptama diyor. Ayşe Ömer Balkaya'ya bir selam ediyoruz. Hayat Diker'e günaydın. Veysel Dala, Çatalköy'e. Nasip Fikret Asilkanlı, evet biraz önce okumuştuk onu. Rasim Guseynov selamlar, Murat Gökçe, Hüseyin Zafer, Mehmet İnancı, Semiray İslem, Cemaliye ablama da ellerinden öpüyorum, selamlarımı ilet. Şefik Mahayt, geçmiş olsun kardeşciğim. Hatice Momin, Kamil Özalay, sokağa çıkma kısmi devam etmesi gerekir sonbahara kadar, Robert Koş'un tavsiyesidir diyor. Patlama olacak, Kamil Özalay'ın bir uyarısı bu. İnşallah bizde olmaz Kamil Bey. Doktorum, çünkü biz bu tarafta kapalıyız ya. Giren yok. İnşallah giren de olmaz. Niyazi Özekmekçi, Omorfo'dan bize selamlar ediyor. Biz de Niyazi kardeşimize, hocamıza buradan selamlarımızı iletiyoruz. Çalışma Bakanı ilk açıklamasında 4 Mayıs'ta 1500 liraları vereceğini söylemişti. Dün yaptığı açıklamada 10 Mayıs'a kadar müracaat kabul edecek. Bu nasıl bir tutarsızlıktır? Anlamadım diyor Özkan Özor'un. Hesap hatası kardeş, hesap hatası. Alman bilim adamlarının Avrupa merkezi. Alman bilim adamlarının Avrupa merkezidir Robert Koch. Evet, Robert Koch. Robert Koch bilim merkezi, Alman bilim adamlarının Robert Koch. Evet, Koç, bizim koçlardan değil. Bu K-O-C-H olarak yazıyor. Koç, Koç da olarak okuyabilirsiniz. Evet, onların tahminidir bu. Alman bilim insanlarının merkezi, Robert Koç Enstitüsü'nün tavsiyesi, sokağa çıkma kısmı devam etmesi gerekir. Biz mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar değil, tamamıyla kendimizi başkalarından izole etmek zorundayız. Açılsa da açılmasa da ben bu düşüncedeyim ve doktoruma katılıyorum. 7 haftadan sonra artık ne tür yasal değişikliğe gideceklerini açıklayan politikacılar istiyoruz. Her gün laf yuvarlamalar, analizler dinlemekten gına gelmiştir. Bu tipik Akdenizlilerin çok konuşup az şey ifade eden ve hiçbir şey yapılmayan muhabbet tahammül sınırlarını aşmıştır diyor Aytaç Ali Baklacı. Ya doğru söylüyor. Emel Boydaş bize günaydın diyor ve biz gazetelere başlayalım. Gemi batıyor demiş Yeni Bakış bugün. Maliye eski bakanı Serdar Denktaş, Yeni Bakış Web TV yaptığı açıklamada hükümetin her şeyden önce alması gereken kararın hayatı ucuzlatmak olduğunu söyleyerek, bunlar iyi günlerimiz ve bu durumda bile evine ekmek alma güçlüğü çeken insanlarımız var. Bu sayı arttıkça istemediğimiz yeni sorunlar kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır diye konuştu. Yılların bize ezberlettiği gemisini kurtaran kaptan mentalitesinin yanlışlığı yüzümüze büyük bir şamal olarak inmektedir diyor Sayın Denktaş. Devletin elinde 1,5 milyar lira vardı. Bu parayı hayatı ucuzlatmak için kullanmaları lazımdı. Bankaların 3 aylık faizinin dondurulması 100 milyon liradır. Bu paranın bir kısmı bunun için kullanılabilirdi. Elektrik kurumunun herkese 6 ay elektrik verme bedeli 150 milyon liradır. Bir kısmı buna harcanabilirdi. Geriye kalan hane başına aylık 4000 TL düşecek şekilde verebilirlerdi. Böylece toplum bu süreci daha rahat geçirebilirdi diyor. Bugün Sayın Serdar Denktaş söylediklerine katılmamak elde değil tabii ki. Tahammül sınırlarımızı zorluyorlar dedi meclisteki muhalefet. Kıbrıs gazetesi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde doktorun istediği ilacı kendisine yazmamasına sinirlenen bir kişi bıçakla göğsüne defalarca kesikler açtı, giriş kapısına tekme atarak camı kırdı, olay yerine çağrılan polislere teslim oldu, hakkında yasal işlem başlatıldı. Sağlığı iyi olsa doktordan gidip ilaç istemezdi tabii ki. Allah ona geçmiş eylesin, Allah yardımcısı olsun.
Allah yardımcısı olsun. Dövüldüm ve sokağa atıldım. Günlerdir sokaklarda aç uyuduğunu iddia eden kişi, Serdar Daldıran ismi, hakkını istediği için işvereni tarafından dövülerek sokağa atıldığını öne sürdü. Lefkoşa Türk Belediyesi önüne giderek yardım isteyen Daldıran'a Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ı sahip çıktı. Ona da geçmiş olsun dileyelim. Türkiye bazı vatandaşlarını özel uçak gönderip alıyor. Keşke böyle bu türden sıkıntılı olan vatandaşlarını da aldırabilse diye düşünüyorum. Biz burada yardımcı olamıyoruz çünkü. Türkiye'den narenciye sektöründe çalışmak için ülkemize gelen işçiler koronavirüs engeline takıldı. 2000 narenciye işçisi çaresiz. Bugün Kıbrıs'ın manşetinde bu var. Ve meclisteki muhalefet partileri CTP, TDP, DP ve YDP ortak açıklama yaparak hükümetin tedbirler sürecinde meclisi devre dışı bırakmasını eleştirdi. Bu haberi de okuduk. Evet. Koronavirüs bitmiştir inşallah. Sence de öyle mi diyor Oktay Beyaztaş abi, ben doktor değilim ki yani, ben uzman da değilim. Hükümete bu konuda güveniyorum. Tatar, doğru yönetimle krizden çıkabileceğiz. İnşallah. Serdar Denktaş değil, Sayın Tatar haklıdır. İnşallah diyorum tabii ki. Zor süreç başarıyla atlatıldı diyor Hasipoğlu. Maliye Bakanı Amcaoğlu, dünyanın dev ülkelerinde olduğu gibi KKTC'nin de sıkıntılar yaşadığına işaret ederek bu süreçte Bakanlar Kurulu'nun 148 karar ürettiğini kaydetti. Yaraları birlikte saracağız diyor Eğitim Bakanı. Çalışma Bakanı Sucuoğlu, katkıya devam edeceğiz. Taçoy, çalışmalarımız sürüyor dedi ve pilli pozitif, vakaya rastlanmadı. Hükümet yerinde kararlarla başarılı oldu diyor Ersan Saner, UBP Genel Sekreteri. Sucuoğlu, işten durdurmalar Mayıs ortasında başlayabilir. Bu uyarı da çok üzücü bir uyarı tabii ki. 1500 TL maaş desteği için 8 günde 49.405 işçinin kayıt edildiğini, bu işçilerin 17.521'in Türkiye, 16.055'inin KKTC yurttaşı olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, okullar açıldıktan sonra alınacak önlemleri konuşmalıyız diyor ki gerçekten bu da çok önemli. Ve Ahmet Savaşan, krizi fırsata çevirebiliriz. Doktor Ahmet Savaşan'ın çok güzel özellikle iki tane fikri var. Yarın bu konuları da onunla konuşacağız. Evet, koronavirüs daha çok gider diyor Kamil Özalay. Oktay Beyaztaş'a söylüyor bunu. Ben de söylemiş olayım Oktay kardeşime. Doktorumuz Almanya'dan bu koronavirüs daha çok gider demiş. CTP, TDP, DP ve YDP'den hükümete ortak tepki. Bu kriz bir kişinin, üç kişinin başarıyla atlatabileceği bir kriz değildir diyor Erhürman. Ve salgın kontrol altına alındı diyor Başbakan. Hükümette dört kritik soru, hükümete dört kritik soru demiş bugün Yeni Düzen. Bilim kurulunun yeniden açılma kriterleri nelerdir? Bu dönemde kaç kişi işten durduruldu? Reel sektör danışma kurulu ve ekonomik koordinasyon kurulu neden toplanmıyor? Ve dört, nerelere harcama yapmayı planlıyorsunuz? Hükümetin harcama planı nedir? Bu soruları sordu bugün Yeni Düzen. Dövizle kirada kur sabitlemesi gündemde. Ve 20 Temmuz'da 750 milyonluk imza atıldı. 70 milyon TL salgın sonrası gönderildi diyor Başbakan, diyor Türkiye'den gelen parayla ilgili olarak. Evet, hükümet aldığı en kritik, hatta hukuk ve anayasayı zorlayan kararlarda bile muhalefeti ve meclisi yok saymaya devam etmektedir. Konsomatris olarak kayıtlı 295 seks işçisinin karantinada olduğu iddia edildi. Gece kulüpleri kapalı, sağlık kontrolü durdu. Karantinada mı? Nasıl karantinada? Geçen gün gördük. Karan. Çok karantina. Evet. Son 12 günden beri pozitif vaka olmaması hükümeti cesaretlendirdi. İlk aşamada açılması kararlaştırılan iş yerlerinin sayısı artırıldı diyor Diyalog gazetesi bugün. Ve okullar, lokantalar, turizm sektörü kapalı. Lokantaların sadece paket servisleri çalışacak. İnternet kafeler, kasinolar, bet ofisleri, diş hekimleri, sanat merkezleri,
kültür ve sanat merkezleri, spor salonları, eğlence yerleri, turizm sektörü, eğitim kurumları, internet kafe, bar ve köy kahveleri bir süre daha kapalı tutulacak. Lokantaların paket servisleri çalışacak, meyhaneler açılmayacak. Diyalog gazetesi yazdı bugün. Diyalog bugün bir tane de bize armağan etti şey. Neydi? Koronavirüsü karşı korunmamız için maskemizi verdi. Teminatla serbest bırakılan Abdülkarim İbrahim vukuatlarına devam ederek araçların camlarını kırıyor. Akli dengesi yerinde. Evet, Abdülkarim biraz merkeze götürülme ihtiyacı olan biri. Götüreceksin merkeze, göstereceksin herkese. Ondan sonra bakayım bir daha cam kırar mı? Emre Nadir kardeşim günaydın. Evet, selamlar. Mustafa Nadir'e de selamlarımızı ediyoruz. Kıbrıs'ın kuzeyinde KKTC'den en pahalı olan portakalmış. Tanesi 2 TL. Acı gerçek. Ömer Meraklı söylüyor bunu. Türkiye, ABD ve dünya kadar sağlık eşyası gönderdi. İsveç'e özel uçak gönderir, hasta getirir. Ama IBAN ver, vatandaştan para iste, biz bize yeteriz diyor. Ola olur, olabilir, olabilir. Türkiye'ye Allah yardımcı olsun. Türkiye'yi Allah en güzel günleri göstersin Türkiye'ye. Tabii ki bizi bizim çok sevdiğimiz, en sevdiğimiz ülkelerden bir tanesi. Hatta birincisi. Evet. Evet, bakalım sanal ortamda yayınlanan gazetelerde bugün neler var? Yani basılıları okuduk. Muhalefet kazan kaldırdı diyor manşet gazetesi. Muhalefet kazan kaldırdı. Gözler Bakanlar Kurulu'nda bugün bakacağız ne olacağına. Ne korona ne solgun, varsa yoksa siyaset demiş Volkan, eleştiriyor bugün. Havadis açılma bilmecesi manşetiyle yayınlandı. Açılma bilmecesi. Star Kıbrıs, krizi fırsata çevirebiliriz. Başbakanlık Başdanışmanı Doktor Ahmet Savaşan, krizden çıkabilmek için sağlık ve ileri yaş turizmine önem vermek gerektiğini vurguladı. Yarın biz de bu konuyu konuşacağız Ahmet Bey'le. Devam edelim. Hakikat, Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısında Kıptek'teki turbo skandalı da konuşulacak diyor. Ve şartlı tahliye şartları yeniden gözden geçirilmeli. Bu konuda YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'yı ve Bertan Zaroğlu'nu kucaklıyorum, kutluyorum. İkisini de, iki vekilimi de, başkanı ve başkan yardımcısı YDP'nin, Yeniden Doğuş Partisi'nin. Gerçekten bu konuda en cesur bu iki bakan ve tabii ki Sayın Zorlu Töre'dir. Unutmadan onun da adını bahsedelim. Söyleyelim sizlere. Şartlı tahliye şartları yeniden gözden geçirilmeli. Hapishane Sayın Bakan'ın söylediği gibi mi değil mi? Açın görelim. Gidelim içeriye, Covid bulaştıralım. O da olmaz tabii ki. O da sıkıntılı. Evet. Nereden para bulacağını şaşıran hükümete tavsiyeler demiş Afrika gazetesi bugün. Dünyanın 27 kentinde KKTC'nin temsilciliği bulunuyor. Hemen hemen hiçbir işlevi olmayan bu temsilciliklere bütçede ayrılan para 66 milyon TL'nin üzerinde. Yurt dışındaki temsilcilikleri derhal kapatın. Siyasi partilere yardımı kesin. Kendi ayakları üzerinde duramayan siyasi partilere 2020 bütçesinde ayrılan katkı 17 milyon TL. Parayı alanlar hiç şikayetçi değil. Evet, nereden para bulacağını şaşıran hükümete tavsiye ediyor. Türkiye artık para vermiyor. Size verilen para Erdoğan'ın Suriye ve Libya fetihçilerine gitti. Reis bilir işini. Amerika gibi süper bir güce bile yardım gönderdi. Bizim kargalar gülerken siz neden ağlarsınız diye Afrika bugün sormuş. Ve Haberci gazetesi, meclis ekonomiye kilitlendi. Yeniden açılma kararı bugün. Savaş henüz daha bitmedi. Henüz daha bitmedi. Başlık biraz yanlış oldu. Henüz daha, hala daha olmaz. Savaş henüz bitmedi. Savaş daha bitmedi. İkisi ama henüz daha olmaz. Sucuoğlu 8 günde 49.405 başvuru diyor. Ve bugün önemli bir gün. Tatar ve Özersay'a güveniyorum. Yorumumuzu aradan sonra okuyacağız. Şimdi reklam aramız var. Reklam aramızdan sonra Serhat İncirli'nin yorumunu okuyacağız.
İngiliz gazetelerine bakacağız. Mehmet Coş Karşılı kardeşime selamlar ediyoruz ve Sedat Esin kardeşim neredesin? Buralarda mısın? Hatay'da mısın? Neredesin? Evet, Kamil Özalay, Cumagül Muradova çalışma dairesi açılacak mı? Cumagül Muradova soruyor, çalışma dairesi açılacak mı? Çalışma dairesinin açık olduğunu biliyorum bazı günlerde diye düşünüyorum. Sedat Avcan kardeşime selamlar ediyorum. Ve şimdi ara var, aradan sonra yorumumuzu okuyacağız. Serhat İncirli'nin yazısını ki şu anda Haberci gazetesinde yayınlandı ve biz de internette, Facebook'ta paylaştık. Twitter olarak da tweet olarak da attık. Evet, aradan sonra buradayız.